Ee, yine Merve Hanım kızımın sol böbreğinde büyüme var diyor. Ee, şimdi böbreğin tabi içindeki anatomik yapıların genişlemesi çok önemli. Ee, biz buna hidronefroz e, diyoruz ya da pelvik alektesi diyoruz. Bu ya böbrek çıkımında bir darlığın ya da mesane girişinde idrar kanalında bir darlığın ya da mesaneden böbreğe tekrar idrar kaçağının yani veziküter reflünün habercisi olabilir. Genelde anne karnındayken biz artık bunların tanısını koyabiliyoruz neonatologlar şey tarafından, perinatologlar tarafından ve hidronefroza doğan bebekleri hemen verifiye ediyoruz, değerlendiriyoruz. Bahsettiğim bu olası tanıları ortaya koyup bir kısmını konservatif gidiyoruz, bir kısmını cerrahi uyguluyoruz ama böbreği kurtarıyoruz. Ama şunu hemen ifade etmek isterim. Ee, bu böbrek patolojileri ya da idrar yolu ile ilgili bu patolojiler eğer zamanda tedavi edilmezse ileride kronik böbrek yetmezliğinin en önemli nedeni. O yüzden çok iyi bir gebelik takibi, gebelik sonrasında bu patolojilerin aydınlatılması ve tedavi edilmesi gerekiyor. Bir de Özellikle sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında kız olsun erkek olsun ilk 6 ay ya da 1 yaşında eğer bir idrar yolu enfeksiyonu geçirmişse hemen bir antibiyotikle bunun çözümüne gitmemek lazım. Biraz daha tetkikleri ilerletip en azından bir ultrason yapıp böbreklerin, mesanenin ve idrar kanallarının mutlaka değerlendirilmesi lazım.